Şimdi Nika isyanını soracağım. Nika isyanı neden çıktı? Yani Bir şimdi de bu arada bir şey sorabilir miyim? Gerçi sorabilirim herhalde bu programda tabii. soruları ben soruyorum. Hakikaten. Galiba ben soruyorum. Şimdi Nika isyanı çıkacak ama Ayasofya'ya Emin misin? gittikleri zaman Ayasofya'ya gittikleri zaman hani gidildiğinde Hı. hep anlatılır ya işte Bizans İmparatoru'nun taç giydiği yer eşiyle beraber vesaire Hı. gibi. Tabii o dönemdeki Ayasofya şu anki Ayasofya değil. Justinianus taç giyerken Theodora da taç giydi mi yanında? O tören yapıldı mı onlar için de o Çok güzel onu Megalekles'te? Prokopius anlatmıyor bildiğim kadarıyla, ona Anlatmıyor sormak lazım. mu? Bilmiyoruz. Adam ne derse o diyoruz şimdi. Şimdi bak, burada da bir şeyi çok iyi ortaya koyalım. Ayasofya, bundan önceki Ayasofya, üçüncü Ayasofya. Ya şimdi aslında böyle bir şey var. Ben tabii çok birçok insana büyük saygım var. Erdem Yücel, Sabahattin Türkoğlu, her şeyi. Yani Türkiye'de bunlar kilometre taşı. Türkiye'de en büyük duayenler insanlar, ama bazen de şöyle bir şey oluyor. Biri bir tarih yazıyor bizde. Evet. Ondan sonra kırk akıllı düzeltemiyor o tarihi. Hatta üzerine düzeltemiyor değil. Üzerine bazen bizim özellikle tarih alanında sen diyebilirsin. Birisi yazdı diye üzerine çalışma bile yapılmıyor. Yazdıysa tamam bitti olay diyor. Tamam. Şey, tamam. Ben de şimdi Semavi iyice yazmışsa yani ağanın makalesi üstüne makale olmaz derler. Hiçbir şekilde ben bir şey diyemem tabii, adam yaptığı her şey muhteşem, hani öyle büyük bir saygı var, ama bazen de böyle hani klasik şeyleri biraz kurcalamak lazım. İşte üç tane Ayasofya yapıldı burada. Bir tanesi işte Patriğin atanması yüzünden, sürgünü yüzünden yandı. Öbürünün iki isyanda yandı. Üçüncüsü de bu. Biri Teodora yüzünden yanıyor ama galiba bunu biliyoruz. Yani Ha, biraz rivayetine göre. etkisi oluyor, ama tamam, şimdi şöyle bir durum var. Aslında bunun böyle olmadığı kesin. Birinci Ayasofya dediğimiz kilise hiçbir zaman Ayasofya değildi. Megale Ekklesia'ydı. Evet. Büyük kilise. Büyük kilise de bildiğimiz küçük bir kilise. Aynı Roma tapınağı gibi dikdörtgen Çatısı planlı. olan Ha, aslında. ahşap çatısı olan bir kilise. Hatta bugünkü Ayasofya'nın yerinde bile değil, biraz daha yere batana doğru. Aslında bugünkü Milyon Taşı da orada değil. Yani hepsi farklı yerde. Hani Megale Ekklesia belki de Ayasofya ile Ay Ayavirinik'e, ikisine birden deniyor. Bir şey var şimdi. O yandı, bu yapıldı falan. Evet, o Megale Ekklesia yanınca bir büyük kilise daha yapılması gerekiyor. İkinci Ayasofya yapılıyor. Bugün ikinci Ayasofya'nın kalıntıları duruyor. Ama tabii bir bölümü çıktı 34'te, bir bölümünü çıkarmak olanaksız temellerde. Hani binaya zarar vermeden yapmak olanaksız, o yüzden sonsuza kadar kalacak orada. Ama bu kilise dönemin büyük kiliselerinden gerçekten. Ama o dönem Ayasofya'dan çok daha büyük bir kilise daha var. Hangisi? Ayapolektos Kilisesi. Ayapolektos Kilisesi ilginç bir şekilde Hezekiel kitabında, buna geleceğiz şimdi. Fırlayıp onu da anlatacağım. Tamam. Ayapolektos Kilisesi Ankilapurkere, çalışmadığım için hatırlamam lazım isimleri, tarafından yapılan tapınağın, Süleyman Tapınağı'nın ölçüleriyle yapılan Hezekiel kitabındaki o zamanın en büyük, en görkemli binası. Nerede yapılıyor? Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi açığa çıkarttı. Saraçhane'de belediye binasının karşısında. Hatta şu an belki Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda da kalıntıları olabilir, değil mi? Tuhaf tabii o Zaman zaman kalıntılar. gittiğim zaman bunlar burada ne Evet. arıyor diyorum ama. Oradan tabii Polektus'un kalıntıları bütün Evet. etrafta. Çünkü 1960'larda Harrison kazıyor orayı. Oradan çıkan büyük mimari malzemeler etrafa konuyor. En güzel mimari malzemeler Polektus Kilisesi'nin bugün Topkapı Sarayı'nın kimyane bölümünün önünde, at bahçede, ama tabii halka açık değil. İnsanlar orayı gezemiyorlar. Ama yakında açılıyor Polektus Kilisesi. Ben gördüm, muhteşem bir şeyle. Dehlizler falan da çıktı. Ya dehliz demeyelim de bu yapılar. Ama kilise planı var. O zaman en büyük yapı o.
Nike isyanı sırasında geliriz Nike isyanına. Yandığı zaman, aha yanıyor. İşte İstanbul, Evet, o Konstantin. zamanki Şimdi İstanbul. Nike isyanı niye çıkıyor? Yani Bir saniye, o bu 1200'lü yılların İstanbul'u. temsili bir çizim olarak Temsili bir çizim ama Nika çok güzel, bak. Bu kahve şeyi. Bak şöyle İstanbul'a baktığımızda, şurada Bukalyon Sarayı var. Girişi var. Bunlar Evet, restore bugün ediliyor Büyükşehir şimdi. Sergios Holding'i Bakos. çıkartıyor. Bir dakika yanlış bakmayayım. Ters. Gözüm de görmüyor ki. Hipodrom. Hipodromun sfendon kısmı burası. Olduğu gibi bugün sağlam olan kısmı. Şurada sarnıç var. Şu giriş kapısı Ayasofya tarafından. Bunun üstünde dört tane at vardı. Bugün Venedik'te. Ondan sonra Mese Caddesi geliyor. Konstantinos Forumu. Çemberli Çemberli Taş Taş'ın bizim olduğu bildiğimiz yer. bugün. Büyük forum. Oradan Aksaray, Beyazıt gidiyor. Evet, güzel bir canlandırma. Gördüğün gibi hipodromun içinde iki tane sütun duruyor. Örme sütunla dikili taş. Ama burada bir yığın bakır eser var. Romulus, Romulus heykeli falan. Bunlar zaman içinde Haçlıların 1204'teki istilasıyla yok olacak. Bir tek şeyi bırakıyorlar. Burmalı sütunu, yılanlı sütunu. O da Evliya Çelebi'nin anlattığı belki de kısmen doğru. Yılanlara karşı tılsım diye. Şimdi orada işte bu hipodromun Yılanlar orada şehri çıkacak. korusun diye değil Bu evet buradan daha güzel gözüküyormuş. Oraya gidince bir şey göremedim. mi? Çok ilginç bir İstanbul tasviri. Bu 1200 İstanbul'u yapılıyor gerçekten çok da güzel merak edenler için. Şimdi Şuraya gelelim mi? nereye gelecektim unuttum zaten oraya gideceğim. Nika isyanı. Derler ki Nika isyanının çıkma sebebi aslında bir soylu olmamasına rağmen Theodora ile Justinianus'un evlenmesi ve daha sonra da Ayasofya'nın önünde, yani o zamanki yapının, kilisenin önünde bir sütunun üzerinde onun heykelinin bulunması. Bu sebeple halk Yok artık öyle değil. zaten buna dayanamadı. Öyle değil ama bu O şekilde ikinci rivayetler de var. Ayasofya'nın yıkımına Halk benzetmişler. dayanamadı. Artık hani isyan etti ve şehri yaktı ve yıktılar Yok diye. şimdi Nika şöyle. isyanı neden çıkıyor ve burada Nika Justinianus isyanın... aslında biraz şey. Tabii astığım astık kestiğim kestik biri. Ve ağır vergiler koyuyor. Bir kere şehirde bir Maviler ve yeşillerin... huzursuzluklar var. Evet. Şimdi tabii bizde futbol kulüpleri var şimdi ama o zaman yoktu. Araba yarışçıları var. Dört tane takım var. Mavi, yeşil, beyaz, kırmızı. Sonra mavi, yeşil kalıyor bir tek bunlardan. Maviler biraz daha ılımlı taraf her zaman. Justinianus biraz onlara yakın. Yeşiller daha dik başlı. Tabii ki bir kıvılcımla bir yani dolmuş bir halkın bardağının son damlası Nika. Vergiler var, zorlaşan yaşam koşulları var. Justinianus döneminin bir yıl şeyi var. Hatta herkes şey diyor, bu adam bu kadar para yokken niye bina yapıyor falan. Bir şey var, bir hoşnutsuzluk var. İşte biraz taraf tuttuğunu düşünüyorlar imparatorun falan. Hepsi üst üste gelince bir kıvılcımla başlayan büyük bir isyana dönüşüyor Nika isyanı. Niye Nika isyanı deniyor? İşte zafer zafer Nike Nike diye bağırdıkları Nika için. zafer demek. Ha bunu da söyleyelim ya. Nike kanatlı bir şey. Tanrıça Nike gösteriliyor. Çoğu yerde Nike'yi gören şey diyor, melek diyor değil. Melek ikonografisi Nike'den alınma ama kendi melek değil. Mesela Kız Taşı'ndaki falan melek diyorlar da değil. Nike'dir. Zafer tanrıçası. Bunlar da zafer zafer diye bağırdıkları Öyle için. mi? Ya aslında programın Evet. içerisinde verdiğin anekdotlar o kadar kıymetli ki. Kız taşına bugün görenler hani Osmanlı ona kız taşı demiş, kız resimleri olduğundan dolayı Evet. aslında zafer anıtı orası. Zafer anıtı olduğu için o Evet, Nike heykelleri var. koymuşlar. Nike var üzerinde, Hipodrom'da başlıyor asıl. Bütün halkı aslında maviler çok katılmıyor ya. Bazıları eve gidiyor yeter artık bıktık falan diye. Yani doğru bunlar. Ben biraz şey anlatıyorum ama serbest bir biçimde gerçekten öyle. Bir anda yayılan ve bütün şehri yakmaya giden bir isyan oluyor. Fakat burada çok önemli bir şey var.
Tabii Justinianus'un çok güvendiği generali var, Belisarius. Bastırmaya gidiyor falan, almıyorlar, adamı içeri almıyorlar falan. Yapacak bir şey yok. Justinianus anlıyor ki papuç bağlı. Ben diyor kaçayım gideyim diyor. Yani bu büyüyecek, başıma bela olacak diyor. Şimdi Bizans'ın, yani o zamanki İstanbul'un yapısını çok iyi bilmek lazım. Böyle romantik bir biçimde baktığımız zaman buraya birçok mermer yapı görüyoruz, değil mi? Tapınak gibi falan. Hala var Aslında zaten. evet, ama aslında Rastlıyoruz buna. İstanbul böyle değil. İşte Nasıl? Mesa Caddesi falan ve Via Egnatia falan. Ya büyük caddeler var, onların etrafı mermer. Ama iç mahallelere geldiğimizde ahşap. Bütün evler ahşap. Yangın çıkınca Bir yangın dolayısıyla her çıkınca bir taraf yanıyor. anda yayılıyor, her tarafı yakıyor. Haçlı geldiği zaman da bir yangın çıkarttılar daha 1203'te. Sirkeci tarafında bütün İstanbul'un yarısı yandı. O yüzden hani yangınlar çok çabuk büyüyor. Bu adam ya şehir yanıyor oluyor, ben kaçıp gideyim diyor. Prokopius gene anlatıyor. Justinianus'u Theodora durduruyor. Diyor ki Mesela Marmara açıklarında bir tek gemi var. Ona binip evet. kaçabilecekler. Ama ne diyor? Ne diyor Justinian Theodora'ya? Yani hazırlan gidiyoruz diyor, değil mi? Kaçacağız artık. Yani bu şehir ıslah olmuyor. O kadar anlatmıyordur bana kalırsa. Fırla fırla çabuk ol hadi falan diyordur yani. O kadar panik içinde yani. Tabii imparator Yani olduğu için belki de evet canından evet. olacak. Hey Theodora şehir yanıyor. Bize de gitmek düştü falan diyecek vakti yok. Ama Prokopius'a bakarsan büyük bir tirat yapıyor. Şey Theodora. Ne diyor? Ben mor kefeni. Ben burada soruları ben sorarım ha. Ne diyor? Sen diyor zenginsin diyor. Gemiler var, gideriz diyor. İstediğin yere gideriz diyor. Ama diyor ben mor kefeni tercih ederim diyor. Yani savaşarak öl diyor. İmparatorluk olarak. Mor kefen ne demek? Mor kefen çok önemli.